şehrin çürük yapı stokunun yenilenmesi ve sağlamlaştırılması adına yürütülen kentsel dönü. Şüm projelerinde ilerlemeler var. Bursa Büyük, Şehir Belediyesi'nin merkezdeki iki ilçede 17 değişik noktada yürüttüğü çalışmaların en önemli kısmını İstanbul Caddesi oluşturuyor. Osman Gazi, ilçesindeki 5 yolda ilk etabı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim aşamasına gelindi. Dönüşüm projesinin devamında ise kent meydanı, Gen. Çosmanf 5 yol kavşağı çıkışına kadar caddenin sağlı solu etap etap planlama çalışmaları yapılacak. Tamirhaneler sonrası caddenin devam eden metruk görüntüsü bu lokal dönüşüm projeleri ile değişmeye başladı. İmar uygulamalarının da peyderpey hayata geçirileceği caddedeki 5 yol. Köprülü kavşağı lup alanları da bu yöntemle elde edilmiş oldu. 5. Emsalli olarak caddenin sağ ve solunda, turizm, ticaret ve konut olarak planlanan bölgenin ilk etabındaki uygulama da halkın güvenini kazandı. Y. Şilova kısmından da anlaşma ve kamulaştırmalarla ilk etap ortaya çıktı. Yüklenicinin bitirdiği konutlar ise daha hak sahiplerine teslim edilmeden bölgenin fiyatlarını da değiştirdi. B. Şiol'daki dönüşüm, bölgedeki ilk başarılı örnek olarak da diğerlerinin devamının gelmesini tetikleyecektir. Bütüncül olarak planlanan ve etaplara bölünmek suretiyle dönüşümün de çok yüklenicili biçimde hızlandırılması öngörülüyor. Sadece B, Şiol değil, civardaki tüm semtlerin bu yolla dönüşümü de sağlanacak. Demiryolu, Kemerçe, Şeymeye Tünelli geçiş ile bağlanacak. 2,5 Yıl önce Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan planlara göre, İstanbul Caddesi'nin iki yönünün birbiriyle bağlantısı içinde ulaşım projeleri de düşünüldü. Buna göre, Eski Demiryolu Caddesi, olarak bilinen Merinos'tan gelen cadde Küplü Pınar çıkışından Kemer Çeşme'ye bir karayolu tüneliyle bağlanacak. Böylece, İstanbul Caddesi'nin iki yönündeki yaya ve araç bağlantısı koparılmamış olacak. Tünel geçiş ve yol projeleri de imar uygulamalarıyla elde edilecek. Beş yol köprülü kavşağının yanı sıra bu tünelle de Genç Osman kent meydanına yakın bölgelerin birbiriyle bağlantıları devam ettirilecek. İmar uygulaması ile de yeni ulaşım aksları ortaya çıkacak. Büyük. Şehir Belediyesi. Ninel'in de hazır olan bu planların hayata geçirilmesi konusunda en büyük engel halkın katılımı. Kamuya yapılacak terk oranı dikkate alındığında, böyle bir endişe var ama ortaya çıkacak yeni imar değeri parsel sahiplerinin ikna olmasını kolaylaştırarak. B. Şiol'daki ilk projeye olan güvenin, burayı da olumlu anlamda etkilemesi hedefleniyor. Büyük, Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın ve bürokratlarının, daha evvel belediye envanterine geçen rezerv alanda hayata geçirdiği, ilave alan katmalarla büyüyen beş yol dönüşümüyle halkta da güven oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede yolun arka bölümlerinde kalan parsel sahiplerinin de Başkan Aktaş'tan kentsel dönüşüm talep ettiklerini hatırlıyoruz. İstanbul Caddesi'nin diğer semtlerdeki etaplarının da bu ilk proje sayesinde hızla dönüştürülmesi planlanıyor. Böylece Çelebi Mehmet Bulvarı'nın iki yönünde de dönüşümler artacak. Proje hayata geçtiğinde bambaşka bir İstanbul Caddesi ile karşı karşıya kalınacak. Eski metruk görüntüler yerini modern iş merkezleri, konutlar ve ticarethanelere bırakacak. Bu açıdan, bölgedeki imar uygulamalarının bir an evvel tamamlanarak dönüşümün yaygınlaştırılması öngörülüyor. Kentsel dönü. ŞÜM şey, için özel başkanlık şehirlerimizin kurtuluşu için hiç şüphe yok ki güvensiz yapıların ortadan kaldırılması, yeni imar yasa ve yönetmeliklerine uygun sağlam binaların dikilmesi şart. Bu amaçla çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının belediyelerden ayrı biçimde bünyesinde bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurması doğru bir karar olmuş. Tıpkı TOKİ gibi kentlerin dönüşümü için kafa yoracak, projeler üretecek bu birimin gecikmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz. Yine de atılmış adımı ülkemiz ve kentlerimiz için son derece faydalı bir girişim olarak görüyoruz. Tok. İ uygulama kısmında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da proje geliştiren birim olarak şehirlerdeki yerel yönetimlerle ortak hareket etmeli. Genel ve yerelde birlikte hareketle şehirlerin dönüşümünde daha hızlı sonuçlar alınacağına inanıyoruz. Türkiye şu an bütçesinin büyük bölümünü deprem bölgesindeki 11 ilimizin ayağa kaldırılması için kullanıyor. Oradaki çalışmalar tamamlandığında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yapı dönüşümünü Anadolu'nun tüm illerine yayma konusunda etkili olacaktır.